Levent kafesinde kahve yapmak için çok kavrulmuş kahve çekirdekleri ile az kavrulmuş kahve çekirdeklerinden oluşan bir karışım kullanıyor. Bir sonraki alışverişinde toplam 80 kilogram kahve alması gerekiyor. Çok kavrulmuş kahve çekirdeklerinin kilosu 3 lira, az kavrulmuş çekirdeklerin kilosu 2 lira ve Levent toplamda 220 lira harcıyor. Aşağıdaki grafik Levent'in alacağı çok kavrulmuş kahve çekirdeklerinin kilosunun x ile az kavrulmuş kahve çekirdeklerinin kilosunun da y ile gösterildiği denklem sistemini veriyor. Ekranı biraz aşağı kaydırayım ki burada neler olup bittiğini görebilelim. Mavi doğru, ben de maviyle yazayım. X çok kavrulmuş çekirdeklerin, Y de az kavrulmuş çekirdeklerin ağırlığı ve toplam 80 kilogram alması gerekiyordu, öyle değil mi? Soruda verilen buydu, hemen kontrol edelim. Evet, burayı da maviyle çizeyim. Bir sonraki alışverişinde toplam 80 kilogram kahve alması gerekiyor. Bu denklem, alacağı çok ve az kavrulmuş kahve çekirdeklerinin toplam ağırlığının 80 kilograma eşit olması gerektiğini gösteren denklem. Grafik üzerindeki mavi doğrudan bahsediyorum diğer koşul ya da doğru ise 3 x. Çok kavrulmuş kahve çekirdeğinin kilogramı 3 lira olduğuna göre 3 x Levent'in alacağı çok kavrulmuş kahve çekirdeklerine ne kadar para vereceğini gösterir. Benzer şekilde 2 y de az kavrulmuş kahve çekirdeklerine ne kadar para ödeyeceğini. Harcadığı toplam para da 220 liraydı. Bunu da bakalım işte burada söylüyorlar. Çok kavrulmuş kahve çekirdeklerinin kilosu 3 lira, az kavrulmuş çekirdeklerin kilosu 2 lira ve Levent toplamda 220 lira harcıyor. Buradaki denklem altını yeşille çizdiğim cümlenin matematiksel ifadesinden başka bir şey değil. Yeşil doğru da bu koşulu sağlayan tüm x ve y çiftlerini temsil ediyor. Şimdi size ilginç bir şey göstereceğim. Grafik üzerinde bazı noktalar var. C, D, F ve E biz bu noktaların ne anlama geldiklerini anlamaya çalışalım örneğin yeşil doğru üzerindeki c noktası dikkat ederseniz mavi doğrunun üzerinde olmadığını görebilirsiniz evet sizce bu nokta bize ne anlatıyor olabilir hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün Yeşil doğru üzerindeysek çok kavrulmuş kahvelere ve az kavrulmuş kahvelere toplam 220 lira vereceğini biliyoruz demektir. Başka bir deyişle Levent'in bu noktada toplam 220 lira harcayacağını biliyoruz. Peki toplam kaç kilogram kahve almış olacak? Bu x değeri için mavi doğrunun üzerinde olmamamız alacağı kahvenin 80 kilogram olmadığı anlamına gelir. Bakın Levent bu noktada 10 kilogram kadar çok kavrulmuş ve bir bakalım 95 kilogram kadar da az kavrulmuş kahve alıyor gibi görünüyor. Bu yaklaşık olarak 105 kilogram eder. O halde C noktasında Levent toplam 220 lira harcıyor. Ama mavi doğrunun üzerinde olmadığımız için, yani bu koşulu sağlamadığımız için 80 kilogramdan daha fazla kahve alıyor diyebiliriz. Peki ya D noktası? Videoyu durdurun ve biraz düşünün. Mavi doğru üzerinde olduğumuz için bu noktada Levent'in toplam 80 kilogram kahve aldığını biliyoruz. Evet toplam 80 kilogram kahve almış ama bunlara ne kadar para ödemiş. Yeşil doğrunun altında kaldığımız için harcamasının 220 liradan az olduğunu söylemek mümkün. İsterseniz deneyip de görebiliriz. 3 çarpı 20 artı 2 çarpı 60. 60 artı 120'den 180 eder. Bu noktanın da bu koşulu sağladığını ancak bunu sağlamadığını söyleyebiliriz. Buradaki harcamamız çok daha az. Sıra geldi F'ye. F noktası gördüğünüz gibi iki doğrunun da altında. Hadi hemen videoyu durdurun ve bunun ne anlama geldiğini siz bulmaya çalışın. Bu iki doğrunun da altında olmak yaptığı toplam harcamanın 220 liranın ve aldığı toplam kahvenin de 80 kilogramın altında olduğu anlamına gelir. Eğer noktanın denk geldiği değerlere bakarsanız bu söylediğimi matematiksel olarak da görebilirsiniz. Yapmak zorunda değilsiniz ama bu şekilde belki de kendinizi daha iyi hissedersiniz. Bir bakalım, 30 kilo çok kavrulmuş, 30 kilo da az kavrulmuş kahve almış. O halde toplam 80 değil 60. 60 kilodur. Mavi doğru üzerinde olmamamızın sebebi de bu zaten. Toplam harcamaya bakarsak da 2 kahveden de 30'ar kilo almıştı. 3 çarpı 30 artı 2 çarpı 30 90 artı 60'dan 150 lira eder. 150, 220'den küçüktür öyle değil mi? Ve bu yüzden bu doğrunun da altında kalıyoruz zaten. Son olarak bir de E noktası var. E noktası bu iki doğrunun da üzerinde. Görüyorsunuz değil mi? Tam olarak bu ikisinin kesim noktası. Bu da bu noktanın koşulların ikisini de sağladığı anlamına gelir. Kısacası bu noktada toplam harcaması 220 lira, aldığı toplam kahvede 80 kilogramdır. Ve bu sorunun cevabını bulmak için, yani bu iki koşulu da sağlamak için kahvelerden kaçar kilogram alması gerektiğini bulmak isteseydik, E noktasını başka başka bir deyişle bu iki doğrunun kesişim noktasını bulmamız gerekirdi.